Almanya ile Fransa arasındaki bu 200 yıl süren gerginlik, yani 19. yüzyılın başından itibaren başlayan gerginlik en sonunda Almanya ile Fransa'nın Avrupa Birliği kurma kararıyla sonuçlandı. Bir daha bir yapmayalım diye. Hı. Hatta bu konu Macron'un yolladığı tweetlerden bir tanesi de yanılmıyorsam bu Çin'in Avrupa'yı tehdit ettiği lafı bırakalım. Hatırlatalım. Almanya ile Fransa Fransa'nın düşmanı iki defa Almanya oldu. Esas olarak yaptı diye hatırladı. Ama artık bu biraz geçmişte kalmış bir oran. Çin'in eğer bir olumlu yanı varsa, Avrupa Birliği içinde olumlu bir yanı varsa, bir yıl sakıncası korunun tarafları var. Fransa ile Almanya arasındaki ve Fransa ile İngiltere, daha eskiden de Fransa ile İngiltere arasındaki büyük savaşkan rekabeti artık büyük ölçüde sona erdi. Tabii 200 sonrasının ne olacağını bilemiyoruz. Yalnız diğer taraftan unutmayalım ki Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik anlayışından farklı bir güvenlik anlayışı Avrupa'da geçerli. Amerika Birleşik Devletleri sonuç olarak kendisini hem bir taraftan dünyanın efendisi ve ordusu olarak görürken, diğer taraftan da ancak uzun mesafeli füzelerin hedefinde olacak bir ülke olarak, tehdit olarak görüyor. Kalkıp Rus ordusu Amerika'ya karadan veya Amerika'nın kendine düşman olarak ettiği şu anda en fazla Rusya. Rus ordusunun Amerika'yla bir kara sınırı yok. Amerika'nın ordusuyla bir çatışmaya Amerika toprakları içinde girme ihtimali çok zayıf. Ama Avrupa Birliği'nin hem Sovyetler Birliği'nden kalma hem de Avrupa Birliği'nin içinde biraz evvel bahsedilen eski Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya korkusu da kaynaklaştı. Almanya'nın Doğu Almanya, Batı Almanya ikiliği içinde zaman içinde oluşan o endişe, Rusya'nın son dönemlerdeki genişlemeci tavrıyla daha da arttı. Yani Kırım'la ilhak etmesi Rusya'nın Avrupa'da, ya bunlar ileride başka bir yere, örneğin Letonya'yı, örneğin Litvanya'yı, yani Rusça konuşan nüfusun %50'ye vardığı ülkeler bunlar. Litvanya, Letonya. Buraları işgal etmeye kalksa gene aynı şey mi olacak endişesi ortaya çıktı. Ukrayna konusundaki çatışma Avrupa Birliği ile Rusya arasında bir nüfus çatışması. Yani burada haklı haksız tarafı bir tarafa bırakıyorum. Yani Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı çekmesi illa haklı bir tavır olmayabilir. Rusya'nın da buna tepki göstermesi de haklı olabilir ama burada ciddi bir çıktı Rusya'nın fiziki güç, askeri güç kullanarak bunu engellemesi söz konusu. Avrupa Birliği ise daha çok yumuşak güç kullanarak Ukrayna'ya doğru çalışıyor. Rusya'nın tepkisi askeri oldu. Yani Donbas, şu anda Donetsk bölgesi, Rusya'nın dediği askeri olarak koruma altında altı bir alan. Ve bunlar bir tane değil. Transnistri denen Moldavya'nın Dinyeter Nehri'nin öbür tarafındaki Transnistri denen kendisini bağımsız ilan etmiş, sadece Rusya'nın tanımladığı ülkeyi de Rusya koruyor. Abazya aynı şekilde, Güney Ossetya aynı şekilde. Dolayısıyla Rusya'nın bu ordu kullanarak, silah kullanarak politikasını yürütme tavrı, dikkat ederseniz bu Çin'in de böyle bir tavrı yok şu an. Belki ileride olacak. Ama Rusya'nın bu tavrı elbette Avrupa Birliği'nde Amerika Rusya'yla bizi ortada bırakabilir, Rusya'nın karşısında ortada bırakabilir endişesini ister istemez getiriyor. Dolayısıyla barışa giden yol sadece barışı savunmak değil, barışa giden yok. Aynı zamanda bazı durumlarda askeri gücünü böyle bir dengede kullanmak anlamına da geliyor. Real politik açısından konuşuyorum. Anladım. Şimdi. Peki. Ama şunu da belirteyim. Avrupa hakikaten ciddi sorunlarından bir tanesi, uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı büyük harcamalarla, kendisi askeri harcamalar yerine sosyal harcamaları yerine getirmişti. Burada Fransa'yı, İngiltere'yi, Almanya'yı dışında tutuyorum, İtalya'yı dışında tutuyorum ama diğer ülkelere bakarsak, kuzey ülkeleri örneğin, bu
bu Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği büyük askeri harcamaların koruması şemsiyesi altında sosyal devletleri oluşturdular. Refah devletlerini oluşturdular büyük ölçüde. Buna karşı Amerika'da tabii bu silah harcamasının yarattığı askeri silah sanayinin taşıdığı bir büyümeyden yararlandı. Yani Amerika sadece harcadım, o paralar boşa gitti demesi mümkün değil. Çünkü NATO'nun içinde askeri harcamaların, personel harcamaları %45'i oluşturuyor. Evet. Diğer kalanı altyapı harcamaları ve araç, mühimmat, silah harcamaları. Evet. Silah harcamalarında da en büyük tedarikçi Amerika Birleşik Devletleri.